Şimdi şeye geldim, şehir hastanesine geldim. Randevum vardı. Ne zamandı? 3 ay önce. 3 ay da değil, 4 ay oldu. Çünkü doktorun bir cenazesi olmuş galiba. Bir ara randevusu kapalıydı. Yeni bir damlaya başladık. Damla sayısı 4'e çıktı gözüm için, göz tansiyonu için. O son başladığımız damlanın fayda edip etmediğini 3 ay sonra anlarız dedi. Eğer bu da dedi fayda etmiyorsa, senin göz tansiyonunu düşürmeye yaramıyorsa artık başka çare yok, ameliyat olacaksın dedi. Bakalım ne olacak? Bugün ameliyat kararı çıkacak mı, çıkmayacak mı? Göz tansiyonu ilacı işe yaramış mı, yaramamış mı? Hepsini öğreneceğim arkadaşlar. Ben bundan önce de bir özel hastaneye de gittim. Gözüm çok ağrıyordu, randevu olmadığı için özel hastaneye gitmiştim. O da aynı şeyleri söyledi. Şimdi gideyim bakalım. Kendi doktorum yaklaşık 3 ya da 4 senedir falan ben bu doktora geliyorum. Takipli hastasıyım. Bir gideyim bakalım ne diyecek? Ameliyat kararı verecek mi, vermeyecek mi? Göreceğiz arkadaşlar. Ben geçiyorum içeriye. Bayağı da uzun bir yolculuk yaptık. Hadi bakalım, gidiyorum. Evet, ben eve geldim arkadaşlar. Eve geldim. Yemek yapma telaşesine düştüm şimdi. Şu planıma bir bakayım. Daha doğrusu geldim, birazcık dinlendim çünkü çok yoruldum. Öğlen çıktım evden. Belediye otobüsüyle gidiyorum. Tek araç gidiyorum ama o kadar yoğun bir güzergahı var ki o belediyenin. Bir de ayakta gidiyorsunuz, sürekli dolu. Dolu olduğu için de yer bulamayınca ayaktasınız mecburen. Benim ayaklar da rahatsız az çok, biliyorsunuz. Bayağı bir yoruldum. Onun için gelince birazcık şöyle uyumadım da ayaklarımı havaya kaldırdım. Uyuyamam ben kolay kolay, gündüzleri uyuyamam arkadaşlar. Çünkü kafamda 1000 tane şey oluyor. Uyusam sersem gibi oluyorum. Uyuduğuma pişman da oluyorum. Çok nadiren uyusam da en iyisi diyorum uyumamak. Şimdi ne yapıyorum ben yemek? Gereken tavukçuya uğradım. Tavuk göğüs aldım. Çocuklar şinitsel herhalde bu evde yapmadık galiba, hatırlamıyorum. Bu eve taşındık, taşınalı yapmadık sanırsam. Şinitsel yapacağım. Yanına pirinç pilavı koydum. Ezogelin çorbası yaptım. O ikisi hazır gibi. Sadece tavukları şey yapacağım. Ne derler ona ya? Yorgunum ya bugün. Birazcık da canım da sıkkın aslında. Doktorun söylediklerinden sebep. Ha, bildiğim şeyler mi? Evet, bildiğim şeyler. Zaten kadın aynı şeyleri tekrar etti. Ne diyecektim? Şimdi selleri açacağım. Açtıktan sonra hemen kızartacağım. Ozanefe'de şöyle bakayım. Bir yarım saat 40 dakikaya kadar gelir. Tahttan bu tarafa alayım. Bir yandan da şu çıkan bulaşıkları makineye koyayım. Elimin altında karmaşa olmasın. Az önce Okan'a dedim, oğlum ben biraz yoruldum. Ayaklarım hani biraz ayağa kalkacak kadar olsun. Sen dedim şey yapar mısın? Ne derler? Makineyi boşaltır mısın dedim. Boşaltırım anne dedi. O benden önce gelmişti bugün okulda. Diyor ya, belediye çok dolandırıyor. Onun için ben biraz geciktim. Zaten benim randevum 1.30'daydı oradan sonra. Gittim işte. Şey yaptı. Yine her zamanki yaptığı tetkikleri yaptırdı. Onları istedi. Bir de görme alan testinin yenilenmesi gerekiyormuş. Şuradan bir tabak alayım. Görme alanı testini yenileyecek arkadaşlar. Ondan sebep yarın tekrar gideceğim. Yarın sabah kaçtaydı randevum? 9.30'da. Benim 8 gibi
Evden çıkmam lazım. Birazcık erken orada olalım ki randevumuza vaktinde yetişelim. Görme alanı randevusu çünkü her zaman verilmiyor arkadaşlar. O önemli bir test. Her dakika her zaman verilmiyor. Hatta kadın daha geç verecekti. Ben de dedim ki doktor bir an önce görmek istiyor. Gerçekten de hatta bugün yapılsın dedi. Söyledim. Öyle olunca şey yaptı. Yarın sabah randevusunda boşluk varmış. Ay şunun da almadım. Keşke şey yapsaydım ya. Tavuk suyu açtırsaydım. Şurada şeyleri var. Sinirleri var. Onlara eklemem lazım. Yarın gideceğiz bakalım. Şu görme alan testi de yapılsın. Hatta bak. Yeni bir ilaç daha ekledi. İlaç sayısı oldu 5. Hakkımda hayırlısı diyorum artık. Diyecek gerçekten bir şey bulamıyorum. Üzülmüyor muyum? Çok üzülüyorum. Çünkü bana dediği tek şey, yaşın çok genç. Göz tansiyonu hastası olmak için çok gençsin. Bir de gözümün sağ gözümde şey de var. Benek. Bu sarı benek diyorlar ya. Hadi onun için şey dedi. Küçük bir benek. Hani cerrahi müdahaleye gerek yok şu anda dedi. Göz kapaklarım görmemi engelliyor. Bakın ne kadar düşük. Özellikle bu. Bunlar ameliyat olma olasılığı var. Bunu konuşacaktık aslında bugün. Öyle konuşmuştuk. İlaç işe yarayıp yaramadığını işte konuştuk. İlaç görevini yapıyor arkadaşlar. O da şey, nasıl söylenir? Buzdolabından çıkmadan kullanmam. Yani ben kullanıp tekrardan buzdolabına koymam lazım. Evde olmadığım zamanlarda benim o ilacı kullanmam sıkıntı oluyor. Yani sürekli buzdolabında durması gereken bir ilaç. Ama güzel. Göz tansiyonu düşmüş. Yani öbür sefer 30'lardaki tansiyon şu anda 20. Sevindi, ona sevindi. Ben de sevindim açıkçası. İyi dedim, çok şükür. Sabah da zaten uyanınca birini koyuyorum. Yarım saat arayla koyuyorum böyle sırayla. Yani benim de durumum bu arkadaşlar. Göz tansiyonu, ha asıl benim sıkıntım göz tansiyonu, tamam onu bir seviyede ilaçlarla tutabiliyoruz ama benim bu hastalığın teşhis olmadan önce yani bilmiyorduk böyle bir şey olduğunu. Migren araştırılırken ortaya çıktı. Benim göz sinirlerime çok zarar vermiş bu hastalık. Göz sinirleri aşırı zayıflamış. Böyle ne derler? Yok olmak üzere gibi bir şey. Bunu bana zaten şeyde tahlillerde falan, istedikleri tahlillerde falan doktorlar gösteriyor. Geçen bir ara bu kendi doktorum yoktu. Dediğim gibi işte bir cenaze olayı vardı. Biz o zaman özel hastaneye gitmek zorunda kalmıştık. Çok ağrıyordu gözüm. Orada da yine doktor bana gösterdi. Bak dedi, senin şu anda dedi gördüğün alan burası işte. Bunlar dedi gitmiş. Gösteriyorlar da. İşte çaresi. Şimdi beni üniversite hastanesine sevk edecek. Orada bu glokom benim hastalığım arkadaşlar. Bununla alakalı uzman bir doktor varmış orada. Ona yönlendirecek. Yarınki görme testini de özellikle zaten o doktor görsün diye, hem de kendi de hastalığımın aşamasını görsün diye istedi. Bakalım. Yani biraz böyle yüzüm düşük. Hastalığımdan sebep, yani başka bir şey değil arkadaşlar. Biliyordum
doktorun böyle şeyler söyleme ihtimalinde dediği şey şu. Ben size söyleyeyim, bunu yıllar önce söyledi bana. 2 yıl mı oldu, 3 yıl mı oldu? Hani bu böyle dedi, tık 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 dedi, böyle saat şeyi gibi atıyor dedi, hani göz siniri. Bir gün dedi, kendiliğinden durduk yere hani böyle bir anda görme kaybı yaşayacaksın dedi. Açık açık bunu söyledi yani. Varsa kaderimizde onu da yaşayacağız, yapacak bir şey yok. Ay. Her zaman ne güzel açarım bunu. Şimdi böyle elimin altından kayıyor. Biraz cıvık. Getirince dolaba koymamışım. Hep güzel açtım bunu. Bak şimdi göstermezsem olmaz. Bak. Tam fileto değil mi? Şurası deliğine bakmayın siz şimdi. Tam fileto. Ay, eşim olsa derdi. Yap yap konuşma derdi. Ay. Şimdi cıt 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 2 dakikada açmışız şimdi diye de. Biz de çırağız işte, ne yapalım. Elimizden bu kadar geliyor. Öğrendiklerimi tatbik ediyor muyum? Ediyorum, ne güzel bana. Bugün evde olsaydım gözleme yapma niyetim vardı da. Evde değildim arkadaşlar. Şöyle. Neyse. Pazardan şey alayım. Dereotu falan alayım. İlerleyen günlerde yaparım inşallah. Gözümün içine girdim be saç. Az öteki. Heh, şöyle. Gözlemeyi de epeydir yapmadım. Tabi orada şey yapıyordum. Sacı kuruyordum balkona. Yapıyordum, burada olmayacak maalesef artık. Sacım var yine, var ama burada onu yapamam. Bilmiyorum aslında, şuraya camın önüne kursam ne olur? Bakacağım. Yoksa tavada yaparım, sıkıntı değil. Benim gibi sacı olmayanlar ne yapıyor? Gözüme yapmıyor mu? Yapıyor, tavada pişiriyor. Biz de tavada pişiririz, hiç problem değil. Maşallah. Bereketlendi mi ne? Çok olursa yarına da kalır. Pişirmem. Pankolarım. Şey yaparım. Söyleyin adınızı. Adını. Streçlerim kaldırırım. Yarın akşam kızartırım. Çünkü yarın da doktora gideceğim. Daha benim okula da uğramam lazım. Okulda da işim var. Allah'tan onun acelesi yok. Bekleyebiliyor. Heh, tamam. Açtık filetolarımızı arkadaşlar. Size şey söyleyeceğim. Dur. Şu ellerimi ben bir yıkayayım. Demin Carrefour'da yumurta aldım. Çok güzel ama. Yumurtalar büyüklüğünü göstereceğim. Zaten şimdi bana şey için lazım. Hani bu 3 harfli marketler var ya. Onlar da geçen haftaydı galiba. 95 liraydı. Şimdi bir tanesine girdim. A harfiyle başlayana girdim. Onda 82 liraydı. Tavukçuda sordum, 80 liraydı. Carrefour'a bir şey, küçük ekmek aldım. Sandviç ekmekleri var Carrefour'da, çok güzel oluyor. Orada baktım 71 lira. Bakın büyüklüğüne yumurtaların. Kocaman kocaman, elime nasıl kocaman geliyor böyle. Vallahi dedim yani arada 71, 82, 11 lira fark oynuyor farkındaysanız. Onun için ben de
Geri döndüm hatta. Carrefour'dan çıkmıştım. Tavukçuya gitmiştim. Carrefour'dan ekmekleri aldım, çıktım. Geri döndüm, gittim. Yumurtayı da aldım. Şimdi ben bir tane yumurtayı bir kırayım. Birazını pankolayayım. Ya da yapayım ya. Çarp çarp kaldıracağım fazlasını zaten. İki tanesini yapayım. Şöyle sizi indirebilirsem indireceğim aşağı doğru. Bakayım. Şöyle. Evet. İndirdim. Şimdi ben buna ne koydum arkadaşlar? İki tane yumurta koydum. Panko için. Şöyle. Ne kadar diyelim buna? Bir çay kaşığından biraz fazla tuz. Bu damak tadınıza kalmış. Az tuzlu severseniz biraz daha tuzunu azaltırsınız. Şöyle. Bir çay kaşığı. Hatta azıcık daha fazla pul biber. Ben bu arada bir pilavıma bakayım. Pilavım da olmuş. Şöyle yine bir çay kaşığı kadar karabiber. Ve bir çay kaşığı kadar da kekik attım. Buna şöyle biraz sıvı yağ gezdiriyorum göz kararı. Aslında şey olsaydı, elim sıkıştı. Süt olsaydı, şu an süt yokmuş, bilmiyordum, marketten alırdım. Ay bak, şeyi de almayı unuttum. Çocuğun çikolatası bitmişti. Süt olsaydı süt koyabilirdim. Süt koyuyordum daha doğrusu. Sütümüz yok şu anda arkadaşlar. Şöyle. Karabiberden dolayı biraz şey koyu oldu. Şunları bir toplayayım. Pankoyu burada yapacağım çünkü ay kapşıracağım yine. Böyle şaptım mı hapşırırım. Ay hala. Şöyle galeta unumu da böyle yayvan bir tabağıma koydum. Daha önce anlattım ama yine anlatayım ben size. Şimdi yavaşça tavuklarımdan alıyorum. Arkalı önlü sosa, yani yumurtalı sosuma batırdım. Ve pankoya yatırdım. Şöyle. Gördüğünüz gibi hazır. Hemen bunu tabağıma aldım. Hemen tavuğumu attım. Bu şekilde. Daha sonra da az sıvı yağ koyup kızgın tavada pişireceğim arkadaşlar. Güzelce kızarana kadar. Yanına isterseniz benim gibi pilav yapın. İsterseniz makarna yapın.
İsterseniz sade yiyin, patates kızartın, çorba, salata hepsi olur. Canınız nasıl istiyorsa öyle yapın. Biz pilav yapıyoruz. Salata da bazen oluyor. Belki yaparım yine. Çorbam var. Turşum var. Şu hastane işlerim bitsin. Artık böyle daha farklı yemek, işte pasta, kek, o tariflere geçeceğim arkadaşlar. Benim tariflerimi özleyenler var. Şu öncelikli olarak bir hastane işlerim sonuçlansın. Evde olduğum zamanlarda o tarz videolar çekmeye çalışacağım. Yemek tariflerimi beğenenler var, deneyenler var. Geçen gün mesela domates çorbamı denemiş yine bir takipçim. O şimdi duyunca kendinden bahsettiğimi anlar. Belki ismini vermemi istemez. İsmini vermemi doğru olmayabilir. Güzel olmuş, hoşuna gitmiş. Güzel oluyor valla. Ben de aslında bugün domates çorbası mı yapsam dedim. Ezogelin yapmamıştım. Epeydir. Hadi dedim bugün ezogelin yapayım. Şöyle. Bir gün şeyi deneyeceğim. Karnabahar küftesi. Çok değişik ve güzel oluyormuş. Bakayım nasıl oluyor. Ben hiç yemedim. Ben karnabahar yemeğini severim. Hani çocuğu böyle sebze yemeyen insanlar yapıyor genelde. Bir de ben deneyeyim bakayım nasıl bir şey olmuş. Severim böyle şeyi. Sebze yemeklerini. Farklı versiyonlarda yapılmasını da severim. Ay pırasa. Sebze deyince pırasa aklıma geldi. Pırasa mı alsam? Pırasa ile ilgili anımı size anlatayım mı? Kayınvalidem böyle şimdi der ki telefon çıktı yerinden. Sen pırasa yemezdin ben de yemeye başladın der. Doğru söylüyor. Evet arkadaşlar ben pırasa yemezdim. Neden yemezdim? Çünkü bizim evde pırasa hiç pişmemişti. Bekarken. Pırasanın da nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum tabii ki de. O zaman da baya bir rahatsızım ama böbreklerimi üşütmüşüm, böbreklerimden kum döküyorum. O kadar kötüyüm ki beni acile falan götürdüler bilmem ne şeyde kalıyorum, kayınvalidemde kalıyorum. Okan da var herhalde. Tabii canım vardı Okan. Eşim görevde, ben orada kalıyorum Okan'la birlikte. Neyse, pırasa yapmış kayınvalidem böyle havuçlu, içine pirinç koymuş falan. Çok aslında güzel bir yemek olur. Ben bilmiyorum ya, tadına baksana bir. Bir de hastayım. Hiç böyle canım bir şey istemiyor. Önüme böyle kuzu kızartması koysunlar. Zaten enfeksiyon durumu olduğu için de sürekli midem bulanıyor falan. Uzatmayayım neyse hastanede şey hastaneye gittim. İğneler, ilaçlar baya iki tane falan da serum yedim. Sonra sancım dindikten sonra baya bir kendime geldim. Acıktım. Kayınvalidem de geldi böyle şey yemek yapmışız serdiği yere. Baktım böyle acıktım ama bilmediğim bir yemek. Ben dedim bunu yemem dedim. Niye dedi? Ben dedim hiç pırasa yemedim dedim. Bilmiyorum yani dedim ben yemem bunu. Ön yargıyla yanaştım. Ondan sonra dedi ki sen dedi bir tadına bak. Yemezsen gene yemezsin. Ben başladım yemeye. Bitirdim tabağı. Nasıl olmuş dedi. Güzel olmuş anne dedim. Var mı? Bir tabak daha alayım. Bak dedi. Güzel olmuş demedim ben sana dedi. Güzel olur demedim mi dedi. Ön yargıyla çok fena yaklaştım yani. Ya önce bir tadına bak. Ama ondan sonra hiçbir yemeğe ön yargıyla yaklaşmama kararı aldım. Ha gene de yemediğim gerçekten de böyle
şu bir elin parmağını geçmeyecek kadar yemek vardır. Kelle paça, humbar gibi. Onun dışında hemen hemen her şeyi yerim veya tadına bakarım. Patlıcan yemeklerini çok sevmem ama dolmasını falan yerim. Kızartılmış türlerini çok sevmem. Böyle imam bayıldı, işte karnıyarık, o tarz şeyler patlıcan yağı çektiği için çok hoşuma gitmiyor. Ama bir yemeğin içinde patlıcan varsa benim hoşuma gider. Kızartma, ha sade kızartmasında yiyorum. Onda hiçbir problem yok. Dediğim gibi yemek türlerinde biraz böyle sıkıntı oluyor. Ama yerim. Ben tavamı aldıysam ocağın başına geçiyorum. Biraz sonra yemeklerimin pişmiş halini sizinle paylaşırım. Bugünlük de benden bu kadar olsun arkadaşlar. Bakalım yarın doktor ne diyecek? Görme alan testim nasıl çıkacak? Ben bu konuda sizi yine bilgilendiririm. Ameliyat kararı çıkacak mı? Çıkarsa ne olacak? Gerçi onu daha diğer hastaneye gittiğimde ancak öğreneceğim. Nasıl bir süreç beni bekliyor gerçekten bilmiyorum. Büyük bir ihtimalle ameliyat kararı var. Çünkü ilaçlarla ilerlemeyi durduramıyorum diyor. Göz sinirlerini yiyor. Her geçen gün sanki de içeride bir kurt var. Seni kemiriyor diyor. Onun için büyük bir ihtimalle ameliyat olacak gibi görünüyorum. O zaman nasıl yaparım ben de bilmiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yemeklerin pişmiş haliyle sizi baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın. O kadar da değilmiş. Şimdi eve dönmeye çalışıyoruz. Evet, tek bir yol şu çarpıştıracağız ama şimdi.